müşaveren olsun, müşavirin olsun. Bir Müslümanın en iyi müşaviri diğer Müslümandır. Bir toplumda yaşıyorsak diğer insanlardır. Hepsiyle istişare içerisinde olmak gibi bir görevimiz var. Ama maalesef böyle bir istişare kurumu geliştiremiyoruz. Herkesin kendine ait bir doğrusu var. Kimse o doğruyu başkasının da paylaşmasını istemiyor. Bizde kalsın. Küçük olsun, benim olsun. Hayır. Evet. Büyük olsun, hepimizin olsun. İstişareyle birbirimizi severim. Ne kaybederiz? Hep birlikte cennete gideriz. Tek başına cennete giden adam cennette sıkılır be. Ama cenneti karşıdaki kardeşine çok gören bir psikolojiye büründük. Oysa bakın, Şura suresi 38. ayette buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ İşte mütevekkil, Allah'a güvenen müminlerin bazı niteliklerini sayıyor. Hı hı. Rablerinin davetine icabet edenler, وَاقَامُ الصَّلَاةِ namazı kılanlardır bu adamlar. وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Onların aralarındaki işleri de şura iledir, danışmayladır. Birbirlerine fikir danışırlar. Birbirlerinin ortak akıl oluşturmaya gayret ederler. Bu İslam için o kadar önemlidir ki Kur'an 47. surenin 42. surenin adını Şura suresi diye surenin adı böyle verilmiştir. Mesele bu kadar önemli, bu kadar hassas olmasına rağmen Müslümanların bugün yeryüzünde ortaya koydukları görüntü maalesef Kur'an'ın tevhid dini olan İslam'ın onlardan istediği duyarlılık. Üzgünüm ve maalesef Kur'an'ın istediği gibi değil, insanların ürettiği gibi küçük düşüncelerle Müslümanları hayatta küçük düşürmekten başka bir işe yaramayan, başkalarını sevindiren, onların ellerini ovuşturmaya sebep olan bir darmadağın görüntü veriyoruz. İnşallah Rabbim bütün Müslümanların Kur'an'ın anlattığı gibi bir Müslüman olma noktasında bilinçlenmelerine dair akıllarını kullanma vesileleri yaratır. Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi o darmadağın toplumu, cahiliye denen toplumu asr-ı saadet toplumuna dönüştüren muhteşem Kur'an dönüşümünün bugün de insanları kardeş yapabilecek etkinliğini inşallah Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Kur'an'ın önderliğinde böyle bir kapı aralanır. Bizim programımızda ona küçük bir dua olsun diye icra ettik. Hata inşallah yapmamışızdır. Yaptıysak hata bizimdir. Kitabımızın ve peygamberimizin herhangi bir hatasından söz etmiyoruz. Eğer doğru anlatabildiysem Rabbim sevabını esirgemesin. Ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz yine.